Merhaba Tamendir takipçileri. Bu videomuzda Asus ZenBook S'i yakından inceliyoruz arkadaşlar. Bu bilgisayar özellikle tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bir model. İlk etapta arkadaşlar size tasarımın dikkat çektiğini söylemiştim ama bilgisayarı elim alır almaz hem tasarımını hem malzeme kalitesini hem de işçiliğini oldukça fazla beğendim. Yani fiyatıyla bu özelliklerini karşılaştırdığımda aslında fiyatının yine çok olsa da birazcık fiyatını hak etmeye başladığını da düşünmeye başladım. Çünkü piyasadaki diğer cihazlara da baktığımda bu bilgisayar gönlümü kazanıyor gibi geldi bana. Özellikle taşınabilirlik özellikleri, ekranın ve klavyenin yeni tasarımı kullanım açısından çok büyük rahatlıkları da beraberinde getiriyor. Ama maalesef bilgisayar tek elle açılmıyor. Bu da beni üzen bir detay. Çünkü tek elle açılması gerekirdi bence bu bilgisayarın. Ama maalesef tek elle açılmıyor. İlk olarak bu bilgisayarın aslında ekranına bakarak başlamak lazım arkadaşlar. Çünkü bilgisayarın monitör bölümünde güzel yetenekler var ve isterseniz daha fazla para ödeyerek bu yetenekleri de artırabiliyorsunuz. Benim elimdeki model UX39 1U isimli bir model ve arkadaşlar bu modelde 1080p çözünürlüğe sahip 13.3 inçlik bir ekran görev yapıyor. Şimdi bu monitör yapısı ve görüntü kalitesi olarak beni tatmin etmeyi başardı. Fakat şöyle bir şey var. Şunu söylemem lazım size. Monitör genel olarak taşınabilirliği ve size parlaklık anlamında sunduğu detaylarla size böyle tam bir taşınabilir güçlü bilgisayar hissi vermeyi başarıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Monitör arkadaşlar taşınabilir bir cihazdaki bir monitörden bahsediyoruz. Dolayısıyla siz güneş altında da çalışabilirsiniz. Belki sahilde de çalışabilirsiniz. Dolayısıyla monitörün görüntü kalitesi ve parlaklığının çok çok önemli olduğunu belirtmemde fayda var sizlere. Mat kaplama var üzerinde ve bu mat kaplama sayesinde özellikle güneş altında çalışmak isterseniz ekran parlamıyor. Bu sayede siz de görüntünüzden herhangi bir kalite düşüklüğü yaşamadan işlerinizi halledebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay kesinlikle. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar para verdikten sonra bu bilgisayarı büyük bir ihtimalle zaten yanınızdan ayırmazsınız diye düşünüyorum. Ekranla alakalı size daha fazla para ödeyerek farklı varyasyonları da satın alabilirsiniz demiştim. Bilgisayarın farklı varyasyonları var. Bunlar neler derseniz de tabii ki tahmin edeceğiniz üzere 4K destekli yani 4K çözünürlüğe sahip Asus ZenBook S modelleri de var. Ve bu bilgisayarın eğer 4K olanını alırsanız o monitörlerde bir de isterseniz dokunmatik ekran desteği de yine satın alabiliyorsunuz. Böyle seçenekleri de var. Ama ülkemizde hepsi hali hazırda olmayabiliyor. Şu anda en azından bizdeki model satışlı olan bir model. Bunu da söylememde fayda var. Tabii fiyattan birazcık size bahsettim. Fiyattan bu kadar bahsetmişken teknik özelliklerine de değinelim biraz. Cihazda teknik olarak şöyle söyleyeyim size. Birçok farklı versiyonunun mevcut olduğunu söylemiştim size. Yine bu tarafta da yine farklı varyasyonları var bilgisayarın. Ama benim elimdeki cihaz i7 8550U. Yani taşınabilir bir 8. nesil i7 işlemcisine sahip. Taşınabilir diyorum çünkü U var sonunda biliyorsunuz ve bu U daha düşük güç tüketimi, daha yüksek güç vaat ettiğini söylüyor işlemcinin. Ekran kartı olarak bilgisayarın kendi işlemcisinin içindeki Intel 620 grafik işlemcisini kullanıyor cihaz ve herhangi başka bir ekran kartı maalesef yok. RAM tarafına baktığımızda DDR3 16 GB ve 2133 MHz'inde çalışan bir RAM var cihazda ki bu RAM miktarı oldukça yeterli arkadaşlar. Çünkü bilgisayar zaten güçlü ve RAM ile iyice desteklenmiş. Zaten SSD'sine geleceğim birazdan. İnanılmaz bir hız var SSD'de. Dolayısıyla bilgisayarı oldukça iyi destekleyen bir RAM miktarı cihazın içinde mevcut. Teknik özellikleri bakımından size söylemem gereken şu var arkadaşlar. Cihaz genel anlamda çok güçlü ve günlük işlerinizin tamamını hiç takılmadan çokça rahat bir şekilde yapabileceğiniz bu bilgisayarla kesin. Tabii bunun yanında SSD'den bahsetmiştim size. SSD yani rakipleriyle karşılaştırdığında ve fiyat seviyesine baktığında çok iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor. Cihazda bulunan SSD saniyede 3000 MB okuyabiliyor. 1500 MB da yazabilme hızına sahip. Zaten siz de görüyorsunuz şu anda. Tabii farklı varyasyonlardan bahsetmiştim. Onlardan bir tanesi hemen burada devreye giriyor. Elimdeki cihaz 512 GB depolama kapasitesine sahip ama eğer siz isterseniz 256 GB ya da 1 TB'lık modelinde
taşınabilir cihazlarda genelde ısınmayla alakalı böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Asus bu konuyu şansa bırakmamak adına görmüş olduğunuz ızgara dizaynını geliştirmiş ve zaten bilgisayar kapağı açıldığı zaman klavye boyutu, klavyeyi daha rahat kullanabilmeniz için alt kısmı yukarıya doğru kaldırdığından ötürü bilgisayarın alt bölümünde bir boşluk oluşuyor ve bu ızgaralarla o boşluk sayesinde bilgisayarın ısınmadığı iddia ediliyordu ama bilgisayarı zorlarken testler sırasında cihazın bir miktar ısındığına şahit oldum ve hani bu beni biraz böyle açıkçası en başta rahatsız etti ama sonrasında cihazı biraz daha zorladım ve biraz daha üstüne gittiğimde bu ısınmanın normal çalışma sıcaklığının biraz üstünde ama bilgisayarı herhangi kasma ve donmaya kadar götürecek bir duruma sokmadığını da gördüm. Yani dolayısıyla cihazla herhangi bir ısınma sorunu yok diyebilirim. Tabii klavyeden biraz bahsetmiştim. Şimdi tekrar daha detaylı bahsetmek istiyorum size. Çünkü bu bilgisayarın tasarımı ödüllü bir tasarım ve yeni klavye tasarımı cidden güzel olmuş arkadaşlar. Hem yazı yazma özellikleri çok çok rahat hem de aynı zamanda Türkçe klavyesini de çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve çok şaşırdığım bir şey var bu cihazda. Trackpad kısmı. Yani diğer Windows bilgisayarlardan çok daha iyi bir trackpad'e sahip cihaz. Dolayısıyla Mac OS'taki trackpad'e yakın diyebilirim siz. Yani MacBook'lardaki trackpad'e yakın bir trackpad deneyimini sizlerle Windows'ta buluşturuyor. Tabii üzerinde bulunan bir de parmak izi okuyucu var yine trackpad'in. Bu parmak izi okuyucu da görevini layığıyla ve en hızlı şekilde yerine getiriyor. Bu kısmını çok beğendim cihazın ve takdir ettim OS'u gerçekten. Çünkü bu cihaz birazcık MacBook Air'a rakip olarak çıkan bir bilgisayardı. Dolayısıyla bu tarz şeylere dikkat etmeleri güzel olmuş. Ama tabii ki maalesef ses konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim size. Çünkü baktığımız zaman artık Windows bilgisayarlarda bir türlü çözülemeyen bir sıkıntı var. O da şu ki hoparlörler ne kadar çok sertifika ya da ne kadar çok özel hoparlör koyarlarsa koysunlar MacBook'lardaki ses kalitesini maalesef hiçbir marka yakalayamıyor ki bu bilgisayardan çok umutluydum ama bu bilgisayarda da maalesef ses sistemi diyeyim size yani ses tarafı bir tık düşük kalıyor. O konuda biraz hayallerim yıkıldı. Ama tabii ki kötü değil. Kötü değil ama ben daha iyi bir şey bekliyordum bu cihazda. Yani fiyatı ve MacBook Air rakibi olarak gördüğüm için bu cihazı ses konusunda Asus bence daha iyisini yapabilirdi. Bakalım bu sene belki daha iyisini yapabilir. Onu da hep birlikte göreceğiz. Tabii ki bilgisayar çok ince arkadaşlar ve bu incelik beraberinde neler getirmiş derseniz de yenilikleri beraberinde getirmiş. Cihazın üzerinde Type-C çıkışları var. Tam olarak 3 tane ve 2 tanesi Thunderbolt destekli, bir tanesi de standart Type-C girişi. Bunun yanında da bir tane kulaklık girişi var ki bu kulaklık girişi Duo kulaklık girişi dediğimiz bir kulaklık girişi. Yani herhangi bir mikrofonlu kulaklığı bilgisayara takarak mikrofonunu da kullanabiliyorsunuz. Yani akıllı telefonlara aynı akıllı telefonlarla benzer bir kulaklık girişine sahip. Genel olarak bilgisayarın malzeme kalitesini, işçiliğini ve diğer kalite özelliklerini oldukça yerinde buldum arkadaşlar. Özellikle benim gibi bilgisayarın taşınabilirliğini sorgulayan insanları çokça tatmin edecek bir cihaz olmayı başarıyor ZenBook S. Bunu söylememde fayda var. Çünkü hem iş hem de günlük kullanımda kullanıcıyı tatmin etmeyi başaracak bir cihaz çünkü güçlü bir cihaz. Ve pil ömrü tabii ki. Pil ömrü çok önemli özellikle böylesine taşınabilir bir cihazda. Kağıt üzerinde 13,5 saat gibi bir rakam gözüküyor Asus tarafının verdiği rakama göre ama ben yaptığım testlerde 11 saati geçemediğini gördüm. Ki eğer çok yüklenirseniz yani çok böyle video montajlayıp işte render falan almaya kalkarsanız cihazda bu sürenin bayağı bir daha düşeceğini de söylememde fayda var ama normal kullanımda 11 saati yani açıkçası bir günü rahatlıkla götürebiliyor bu bilgisayar. Sabah evden çıkarken fişini çekip yanınıza alırsanız akşama kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim özellikle taşınabilir cihazlara ilgim çok fazla bu cihazla beraber de çok çok daha fazla yükseldi arkadaşlar. Windows tarafı için söylemek istediğim bir şey var. Windows tarafında birçok şu anda piyasadaki taşınabilir cihazı sollayabilecek bir bilgisayar olmuş ZenBook S. Yani genel olarak bunu söyleyebilirim kesinlikle. Çünkü baktığımız zaman diğer ultrabooklar ve diğer cihazlarda yani bayağı fark var arasında. Bunu söylememde fayda var. Bu bilgisayara en yakın bilgisayar HP'nin taşınabilir yine ultrabook'u var bir tane o. Ama o da fiyatı sebebiyle maalesef bunun yanına yani birazcık şey oluyor. Bu bilgisayar biraz daha öne geçiyor gibi gözüküyor. Eksi yönleri yok değil. Tabii ki eksi yönleri var. Size de birçok eksi yönünden bahsetmeye çalıştım ama
Ben kesinlikle Windows ve taşınabilir bir cihaz almak istiyorum. Yani kullanıcılar için mutlaka bakmaları gereken bir bilgisayar olmuş ZenBook S. Yani ben MacOS'la işim olmaz, MacBook'la Apple'la işim olmaz diyen kullanıcıları tatmin de edecek bir cihaz ZenBook S. Ve son olarak tabii ki cihazın kilogram ağırlığından ve miliminden de bahsedeyim size. Cihaz 12,9 milimetre ve sadece 1 kilo ağırlığında, yani çok çok hafif bir dizüstü bilgisayar, söylediğim gibi size hakkını veriyor. Ve fiyat olarak da şu anda cihazı piyasada 10 bin lira civarlarına bulup satın alabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz ZenBook S hakkında? Cihazı nasıl buldunuz? Sizce bu tarz taşınabilir cihazlar ne kadar iş görüyor? Çok merak ediyorum sizin düşüncelerinizi. O zaman yorumlara bunları yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.